Önümüzdeki sezon teknik direktör mevzusu aslında bizim kendi aramızda daha önce konuşup devam edersek ne yapalım noktasında tüm yönetim kurulumuzla ortak aldığımız bir kararımız vardı. Bizim ihtiyacımız olan bizim Konyaspor yönetimiyle iyi ilişkiler içinde olup istişare yapabilecek Konyaspor yönetiminin belirlediği bütçelerle birlikte bir takım oluşturmak için iletişim kurabileceğimiz bir teknik direktör ihtiyacımız var. Ama bununla birlikte son 4 maçta 5 puanı bize hangi teknik direktör garanti etseydi emin olun bütün yöneticilerimiz cebinden şahsına münhasır 15 milyon para verirdik. İçeride oynanan Fenerbahçe, Samsun, deplasmanda Kayseri maçları, Ali Çamdalı'nı bir anda bu takımın hocası, Galatasaray maçında oynanan son maçta ki oyunda bu takımın hocası olmamalı noktasında bir noktaya taşımış gibi bir algı oluştu. Ama biz önümüzdeki sezon Ali Çamdalı'yla hocamızla tekrar devam edeceğiz. Biz dediğim gibi yani elimizdeki değerlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Galatasaray şampiyon oldu. Burada Konyaspor'u yendi. Hatta iyi yendi yani. Biz top bile oynatmadı bize. Ama bir yandan da şuna da bakarsak sezonun şampiyon olan takımın bana göre en iyi oynadığı iki maçından birisiydi. Yani bütün hafta boyunca Galatasaray camiası kışkırtılan bu maç berabere bitmez, bu maç şöyle olur, bu maç böyle olur. Ama ben Türk futboluna da biraz inancım arttı. Bu noktada onu da söyleyeyim yani. Bence Konyaspor son maçını kazanıp ligde kalacak olsaydı şampiyonluk yarışındaki iki takım hariç her takımı burada biz de yenerdik 40 bin kişinin önünde.